Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın ikinci sınavlar için yayınlamış olduğu örnek soruları hep birlikte çözeceğiz. Yazın sınavınıza daha iyi hazırlanmak istiyorsanız, alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız Play Store'dan ve App Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilirsiniz. Artık App Store'dan da Jasmine Akademi uygulamasını indirip kullanabilirsiniz. Kalem ve kağıdınız hazırsa örnek soruları çözmeye başlayalım. Birinci soru geliyor. Bu soruda Sam ve Young konuşuyor. Konuşmayı okuyup yandaki soruları cevaplayacağız. Sam, hello Young. What nationality are you? Merhaba Young, sen hangi millettensin? Hi Sam, I am Japanese. Merhaba Sam, ben Japonum. How old are you? Kaç yaşındasın? I am 10 years old. Ben 10 yaşındayım. Which languages do you speak? Sen hangi dilleri konuşuyorsun? French, Italian and Japanese. Fransızca, İtalyanca ve Japonca. Daha sonra Sam soruyor. What's your favorite class? Senin en sevdiğin ders nedir? History. O da tarih diyor. Konuşmayı okuduk. O halde yandaki soruları çözebiliriz. Birinci soru. Is Young Italian? Young İtalyan mıdır? Young İtalyan değil, Japondur. Kısacası bu soruya No he isn't diyebiliriz. Hayır değil. Ama eğer uzun cevap vermek istiyorsanız No he isn't Italian diyebilirsiniz. Hayır o İtalyan değildir. İkinci soru. Does Young speak French? Young Fransızca konuşuyor mu? Young Fransızca konuşuyor. Bu soruya da cevap olarak kısacası Yes he does diyebilirsiniz. Ama eğer ben çok çalışkanım uzun cevap vermek istiyorum diyorsanız Yes he speaks French. Evet, o Fransızca konuşuyor. Üçüncü soru. Which school subject does Young like? Young hangi okul dersini seviyor? Young en sonunda tarih dersini sevdiğini söylüyor. Kısacası history diyebilirsiniz. Uzun bir halde he likes history. O tarihi sever. Birinci soruyu bitirdiğimize göre bir sonraki soruya geçebiliriz. Verilen paragrafı okuyup soruları cevaplayacağız. Susan New High School denen bir yere gidiyor. Okuldan sonra o bazen havuza gidiyor. Havuz okulun arkasındadır. O hafta sonları sinemaya gider. Sinema, otobüs durağı ve kitapçının arasındadır. O bazen bu kitapçıdan kitap satın alır. Susan hakkındaki paragrafı okuduk. Birinci soruya bakalım. Havuz New High School'un önünde midir? In front of önünde demektir. Havuz okulun önünde değil, arkasındadır. Kısacası no it isn't diyebiliriz. Hayır öyle değil. Uzun cevap vermek istersek no it isn't in front of the school. O okulun önünde değil. İkinci soru. Otobüs durağı ve kitapçının arasında ne vardır? Bu ikisinin arasında the cinema yani sinema vardır. Uzun cevap vermek istiyorsak the cinema is between the bus stop and bookshop. Sinema, otobüs durağı ve kitapçının arasındadır. Üçüncü soruda verilen resimlere bakacağız ve bu yerlerin isimlerini yazacağız. Bu soru oldukça kolay. Birçoğunuz çözmeye başladı bile. Birinci resimde hastane vardır. Hastane, hospital. Otobüs durağı, bus stop. Fırın, bakery demektir. Bu kolay soruyu çözdükten sonra sıradaki soru geliyor. Bu soru Kevin ve arkadaşları hakkında. Paragrafı okurken görseller bizim için çok önemli, bu yüzden görsellere de dikkat edeceğiz. Paragrafı okuduktan sonra yanda verilen 3 tane soruyu çözelim. Hi, I am Kevin. Merhaba, ben Kevin. I have two friends, Jack and Edward. Benim 2 tane arkadaşım var, Jack ve Edward. Jack likes playing. Jack, şunu oynamayı sever. Like, sevmek demektir. Jack'in sevdiği resimdeki olan oyun, play chess yani satrançtır. But he dislikes playing. Ama o şunu oynamaktan nefret eder. Dislike ise sevmemek, nefret etmek anlamına gelir. Sevmediği şey basketbol oynamaktır. Çünkü görselde basketbol resmi var. Şimdi Edward'a geçelim. Edward şunu oynayabilir. Edward'ın oynadığı şey basketboldur. Ayrıca o şunu sever. Sevdiği şey ise yüzmedir. Bu paragrafı inceleyip okuduk. Şimdi soruya bakalım. Who does not like playing basketball? Kim basketbol oynamayı sevmez? Jack ve Edward hakkında metinler okuduk. Jack, satranç oynamayı seviyor ama basketbol oynamayı sevmiyor. O halde basketbol oynamayı sevmeyen kişi Jack'tir. Uzun bir halde
Jack doesn't like playing basketball diyebilirsiniz. İkinci soru, can Edward swim? Edward yüzebilir mi? Verilen resme baktığımızda he enjoys diyor. Yani yüzmekten hoşlanıyor. Hoşlandığına göre yes he can diyebiliriz. Ya da yes he can swim. Evet o yüzebilir. Son soru, which game does Jack like? Jack hangi oyunu sever? Jack'in sevdiği oyun chess yani satrançtır. He likes chess. O satrancı sever. Alice ve arkadaşları hakkında bir paragraf okuyacağız. Alice has two friends. Alice'in iki tane arkadaşı vardır. Their names are Sally and Frank. Onların adı Sally ve Frank'tir. They are good friends. Onlar iyi arkadaşlar ama farklı şeylerden hoşlanıyorlar. Alice likes playing tennis. Alice tenis oynamayı seviyor but Frank doesn't. Ama Frank sevmiyor. He likes swimming. Frank yüzmeyi seviyor. Alice doesn't like swimming. Alice yüzmeyi sevmiyor. But she likes playing basketball. Ama o basketbol oynamayı seviyor. Sally ve Frank bisiklet sürmeyi seviyor. Kimin neyi sevdiğini okuduk. Şimdi verilen sorulara bakalım. Sorularda çeşitli resimler verilmiş. Bu resimlerin yanına kim neyi seviyorsa onu yazacağız. Birinci görselde yüzme vardır. Yüzmeyi kim seviyor? Yüzmeyi seven kişi Frank'tir. İkinci görselde basketbol vardır. Basketbolu seven kişi Alice'tir. Üçüncü resimde bisiklet vardır. Bisiklet sürmeyi seven kişi Sally ve Frank'tir. En sonunda tenis oynamayı seven kişi ise Alice'tir. Bu soruyu da hallettiğimize göre sıradaki soru geliyor. Şimdiki metin ise Chen hakkındadır. Bunu okuyup soruları cevaplayacağız. Chen hafta içleri her zaman erken uyanır. O saat 7:15 geçe yani 7'yi çeyrek geçe elbiselerini giyinir, ailesiyle kahvaltı yapar. Daha sonra dişlerini fırçalar. O 7:30'da evden ayrılır. O eve saat 1'de gelir ve ödevini yapar. Akşamları o genellikle gitar çalar. 9:15 kala duş alır ve yatağa girer. Chen hakkındaki paragrafı okuduk. Soruları cevaplayalım. Birinci soru. Hafta içi Chen geç mi kalkar? Hafta içi geç kalkmaz, aksine erken kalkar. Kısa cevap olarak no he doesn't diyebiliriz. Uzun cevap olarak no he doesn't get up late on weekdays. Hayır, hafta içleri o geç kalkmaz. İkinci soru. Dişlerini fırçalamadan önce Chen ne yapıyor? Dişlerini fırçalamadan önce elbiselerini giyinip ailesiyle kahvaltı yapıyor. He gets dressed and has breakfast with his parents. Son soru, saat kaçta yatağa gidiyor? 9:15 kala Chen yatağa gidiyor. At 9:15, 9:15 kala. Uzun cevap olarak, he goes to bed at 9:15. 9:15 kala o yatağa gider. Bu tarz paragraf soruları yazılsanız da çıkacak. Bu yüzden bol bol pratik yapmayı ihmal etmeyin. David'in yaptığı aktivitelerle ilgili bir tablo var. Tablonun ilk kısmında günler verilmiş, ikinci kısmında ise yaptığı aktiviteler. Pazartesi günü yüzme havuzuna gidiyor. Çarşamba günü satranç kulübüne katılıyor. Cuma günü basketbol oynuyor. Cumartesi büyük anne ve babasını ziyaret ediyor. Pazar günü ise arkadaşlarıyla buluşuyor. Tabloyu inceledik. Verilen boşlukları dolduracağız. David swim. David şu gün yüzer. David'in yüzme havuzuna gittiği gün Monday yani pazartesidir. O çarşamba günü şunu yapar. Çarşamba günü yaptığı aktivite ise satranç kulübüne katılmaktır. O şu günlerde spor yapar. Spor yaptığı günler Monday yani pazartesi ve Friday, cumadır. Pazartesi günü yüzüyor, cuma günü ise basketbol oynuyor. O hafta sonları şunu yapar. Hafta sonu Saturday yani cumartesi ve Sunday pazardır. Cumartesi ve pazarda yaptığı aktivite ise cumartesi de büyük anne babasını ziyaret etmek, pazarda ise arkadaşlarıyla buluşmaktır. Şimdiki soru Brian'ın okul programı ile ilgili. Brian'ın ders programı aşağıda verilmiş. Bu programı inceleyip soruları cevaplayacağız. Pazartesi günü müzik ve matematik dersi var. Salı günü drama ve iki tane beden eğitimi dersi var. Çarşamba günü iki tane sosyal, bir tane resim dersi var. Perşembe günü bir tane resim, iki tane fen bilimleri dersi var. Cuma günü iki tane yabancı dil dersi var ve daha sonra bir tane tarih dersi var. Birinci soru. Brian'ın pazartesi günü hangi dersleri var?
Pazartesi günü bir tane müzik, iki tane matematik dersi var. Music and maths diyebiliriz. Ya da uzun cevap olarak Brain has music and maths classes on Monday. Brain, pazartesi günü müzik ve matematik dersine sahiptir. İkinci soru. Brain'in dil dersi ne zamandır? Dil öğrendiği gün Friday, yani cumadır. Günlerden önce her zaman on kelimesini kullanırız. On Friday. Uzun cevap vermek istiyorsak, he has language class on Friday. Onun dil dersi cuma günüdür. Üçüncü soru. Salı günü Brian'in beden eğitim dersi var mı? Salıyı incelediğimizde iki tane beden eğitim dersi var. Kısa cevap olarak yes he does diyebiliriz. Evet var. Uzun cevap olarak yes he has PE on Tuesday. Evet onun salı günü beden eğitimi dersi var. Ders programları konusu önemli. Bu yüzden derslerin isimlerini ve saatleri sınava girmeden önce bol bol tekrar edin. Bunun için uygulamayı kullanabilirsiniz. Emmy bir soru soruyor. Excuse me? Affedersin. How can I go to the bakery? Ben fırına nasıl gidebilirim? Yukarıda bir harita var. Fırını bulup işaretleyeceğiz. Bakery, oyuncak dükkanının yanında ve otobüs durağının karşısında. Başlangıç noktası kırmızı bir şekilde verilmiş. O halde buradan yola çıkarak bakery'e nasıl gideceğini tarif edelim. Go straight ahead. Dümdüz git. And turn right on Blue Street. Blue Street caddesinden sağa dön. Dümdüz gidip Blue Street'ten sağa döndük. Hangi dükkan olduğunu nasıl anlayacağız? Daha açıklayıcı bir cümle kurmamız gerekiyor. The bakery is opposite the bus stop. Bakery otobüs durağının karşısında. Böylece Emmy bakery'e ulaşmış oldu. Dean hakkında bir metin okuyacağız ve soruları cevaplayacağız. Dean, hafta işleri saat 7'de kalkar. Ailesiyle kahvaltı yapar. O 8'e 15 kala okula gider. Okul kantininde öğle yemeği yer. Okuldan sonra saat 2.30'da eve varır. O arkadaşlarıyla futbol oynar. Saat 5'te ödevini yapar. Akşamları ailesiyle birlikte kitap okur. Hafta içleri yatağa erken gider. Metni okuduk. Birinci soruda what time does Dean wake up? Dean saat kaçta kalkıyor? What time bir şeyin saatini söyler. Uyandığı saat at 7 yani 7'dir. Eğer uzun bir şekilde cevaplayacaksak he wakes up at 7 o'clock. O saat 7'de kalkar. İkinci soru. Dean evde mi öğle yemeği yer? Evde yemez, öğle yemeğini okul kantininde yer. Kısa cevap olarak no he doesn't diyebiliriz. Hayır öyle değil. Uzun bir şekilde no he doesn't have lunch at home. Hayır o evde öğle yemeği yemez. Son soruda Dean arkadaşlarıyla ne yapar diyor? Arkadaşlarıyla futbol oynuyor. He plays football with his friends. Arkadaşlarıyla futbol oynar. Bu soruyu da bitirdiğimize göre son soru geliyor. Tyler hakkında verilen görseli inceleyip boşlukları dolduracağız. Saat 7'de uyanıyor. 7.30'da duş alıyor. 8.45'te kahvaltı yapıyor. 9'u 15 geçe giyiniyor. Tyler'ın sabah rutini bu şekilde. Birinci soru at 7 o'clock. Saat 7'de ne yapıyor? Saat 7'de gets up uyanıyor ya da wakes up uyanıyor. İkisi de uyanmak kalkmak anlamına gelir. Tyler gets dressed. Elbise giyindiği vakit şu vakittir. Elbiseyi saat 9'u 15 geçe giyiniyor. 15 ifadesi quarter past olarak yazılır. Quarter past 9, 9'u 15 geçe. C'deki soruya bakalım. At half past 7, saat 7.30'da Taylor şunu yapıyor. 7.30'da duş alıyor. Duş alıyor derken has a shower da diyebiliriz ya da takes a shower ifadesini kullanabilirsiniz. İkisi de aynı anlama gelir. Son soruda Tyler kahvaltıyı şu saatte yapıyor diyor. Kahvaltıyı saat 8.45'te yapıyor. Yani 9'a 15 kala. 15 kala ifadesini quarter to olarak yazarsınız. Quarter to 9, 9'a 15 kala kahvaltı yapıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yazılıdan 100 almak için ne yapmanız gerektiğini artık biliyorsunuz. Play Store'dan ve App Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirip oradaki testleri ve denemeleri çözüp yazılıdan 100 alıyorsunuz. Hepinize şimdiden başarılar.